Galiba kendi mitlerine çok inanmak, yani kendi kurduğu dünyalara çok inanmak. Bir dönemdeki sevilen sözcükle John Ahmet'in devri daim motorunu ben yapabilirim diyebilmek kötü girişimcinin en temel özelliği. Ha bunun dışında kurum olamaması, kötü yönetim yapması, orkestra şefi yerine detaylara boğulması bunların hepsi önemli ama öncelikle proje fikrinde, proje fikrinin gerçekleşemeyecek bir biçimde düşlemesi galiba kötü girişimcinin asal sebebi oluyor. En azından ülkemizde gördüğümüz örnekte bu fazlasıyla karşıma çıkıyor.